Çok memnunuz. Hiç memnun değil. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kahramanmaraş'taki belediyelerin yaptığı hizmetten memnun musunuz? Ve şunu da yapsaydı iyi olurdu dediğiniz neler var? Hepsi ve daha fazlası NAR TV Sokak röportajlarında. Evet, evet. Bir sıkıntımız yok. Çok güzel. Peki en çok hizmet veren belediye sizce hangisi? 12 Şubat bence. Çok memnunuz. Yani bu kadar olur belediyecilik. Bakın şuralara araba koyacak yer yok. Nereye koyacak vatandaş arabasını? Hani alışveriş de yok çarşıda. Niye? Araba koyacak yer yok. Park yeri yok. Teşekkür ederim. Peki en çok hizmet veren belediye sizce hangisi? Nerede? Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ta. Genel olarak yani 12 Şubat Belediyesi mi? Dulkadiroğlu Belediyesi mi? Hepsi aynı. Aynı diyorsunuz. Hepsi aynı diyorum. Şunu da yapsaydı iyi olurdu dediğiniz ne var? Hizmet olarak. Park yeri yok. Çarşıda, pazarda park yeri yok. Başka ne olsun? Nerede yaşıyorsunuz? Öncelikle onu soralım. Gaziantep'te yaşıyoruz biz. Gaziantep. Eksik gördüğümüz yolla gelirken aşırı bir koku geliyor yollarda. Ne kokusu? Lağım kokusu herhalde büyük ihtimal. Bayağı bir Aksu'dan gelirken, Türk onunla geçtiğimizde bayağı bir koku geliyor. Çok rahatsız ediyor bizi. Ne kadar saat oldu geldiğinizde onu sorayım. Bir saat oldu. Her zaman geliyor zaten. Biz sürekli geliyoruz Maraş'a. Sürekli aynı kokuyu çekiyoruz. Hadi kötü olmuş bu. Evet. Peki şu da olsaydı Maraş'ta iyi olurdu dediğiniz ne var? Belediyecilik olarak. Ben memnunum yani geldiğimden, gördüğümden. Sevgili TV izleyiciler, ben Kahramanmaraş'tayım. 25 yıldır da Denizli'de ikamet ediyorum. Senede bir defa veya iki defa geldiğimde kendi memleketimde Denizli'yi kıyasladığım zaman arada büyük bir uçurum var. Yani yapılan hizmet, belediye olarak yapılan hizmetleri ben burada sıfır görüyorum. Bu belediye başkanı çıksın da Allah aşkına bir bazı Ege bölge tarafında olsun, Denizli'ye bir gelsin, ben misafir edeyim odunları, ilçe belediyelerde olsun, büyükşehir belediyelerde olsun, mükemmel bir dayanışma içerisinde AK Partili de var, CHP'li de var. Hiç fark etmiyor. Amaç hizmet, yere tükürmek yasak, izmarit atmak yasak. Yoyalara yol, araçlara yol vermesi, bunlar hep şekilde çok ciddi bir şekilde hizmet veriyorlar. Biz bunlardan gayet çok memnunuz. Ben buraya geliyorum, inanır mısınız, yeni yapılan evler var bu Üngüt tarafında. Kendi misafirlerim orayı gezdiriyorum, buraya getiremiyorum aşağılara. Yani bir kentsel mesela bir çözüm uygulansa, ne bileyim yani çöp poşetleri dağıtılır bizim orada büyük büyük. Her ay birer tane mavi, birer tane siyah olmak üzere. Yani o koli şeklinde siyah siyah poşetlere koyup çöpünü atarlar. Her evin kendine ait özel bidonları vardır, çöp bidonu, konteynerleri vardır. Çarşamba günleri atıklar, plastikler toplanır. Yani hiç kimsenin böyle, ben bakıyorum çok fotoğraf çektim, ben bunları paylaşsam yani Denizli'de göstermem zaten kimseye utandığım için. Lütfen bıraksınlar da biraz etrafı gelsinler. Biraz şehir, kenar mahalle, taşra mahalle dedikleri oraları biraz gelsinler de insana biraz ders alsın. Özellikle de belediye başkanına söylüyorum. Geçen bayramda da geldim. Hem bir mavi poşet hem bir siyah poşetten belediye binasının içine attım ben, görsünler hizmeti diye. Ben Kahramanmaraş sevdalısıyım. Yani bunun üzerine her gelmemde şikayet ediyorum. Ve gurur duymak istiyorum kendi memleketimde. O kültürel olarak mesela bayılıyorum ama sosyal yaşantılarında gördüğüm şeyler çok berbat. Hiç çakışmıyor yani. Peki Denizli'de ne görev yapıyorsunuz? İşiniz, mesleğiniz nedir? Unlu mamuller üzerine iş yapıyorum. Benim Mado'da çok geçmişim var. Çocukluğum burada geçti. Orada hizmet ediyorum. 25 yıldır da oradayım. Ama buraya gelmeden de yapamıyorum yani. Burası bizim kültürel yaşam merkezimiz. Bağımızı koparamıyoruz diyorsunuz mümkün memleket değil olunca. Evet. Ben misafirim gelecek oluyor. Ben inanır mısın? Geliyor da sadece Üngüt tarafında yeni binalar yapmış. Oraları gezdiriyorum. Maraş bura diyorum. Çünkü oralar çok güzel olmuş. Hakikaten on numara olmuş yani. Bayıldım yani. Dün akşam da gezdim. Bugün de gezeceğim. Misafirim ama buraları ya biraz daha kenar mahalleler. İşte ne bileyim Osman Gazi miydi o? O taraflar. Çöpleri yerlerde. Halılar yıkanmış. Halı yıkamak yasak. Bak orada bir tanesi evinin önünde arabasını yıkasın. Hemen 440 derece zay yazarlar. Kendine dahil olmak üzere. Yani o konuda çöp atılıyor, yumurta kırıyorum ben mesela, yumurta kullanıyoruz. Bir koli dışarı koy hadi. Hadi bir kolisi dışarı çıksın. Hemen ceza yazarlar. Ve o yüzden insanlar biraz ceza değil de biraz yani insanları bilinçlendirsinler bu konuda. Belediyecilik hizmeti
yapılıyor. Bu şekilde şu halde iyi ama daha öncelerden hiç memnun değildik. Sürekli kazılıyor, sökülüyor, yapılıyor. Kazılıyor, sökülüyor, yapılıyor. Yani son zamanlar biraz düzelttiler, biraz iyi gibi. Peki şunu da yapsalar çok iyi olur dediğiniz var mı? Ya, tabii ki yani biz devletimize vergimizi veriyoruz. Yani çok güzel bir park alanı, yeşil alan istiyoruz biz. Özellikle çocukların kalabileceği yürüyüş yolu gibi bir yerler istiyoruz böyle. Böyle bir şey olursa çok daha güzel olur. Mesela Büyükşehir mi daha iyi hizmet sunuyor? 12 Şubat mı? Dulkadiroğlu mu? Şu 12 Şubat'taki Pınar Çiçek biraz daha yani hareketli şu andaki. Hareketli çalışması var. Zaten biz de 12 Şubat'ta oturuyoruz. Yani biraz çalışması var. Asfalt da var. Bu köy yollarında da biraz asfalt yapıyor. Özellikle Şahinkaya bölgesinde. Bildiğim kadarıyla var yani şeyler yapıyorlar. Değiliz de. Mesela şunu da yapsalar çok güzel olurdu dediniz. Trafik. En büyük sorun Kahramanmaraş'ta trafik, park sorunu, kapalı park sorunu, araç yoğunluğu. Yani buna bir an önce bir çözüm bulunması lazım. İki, temizlik konusu. İşin doğrusu ben Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşıyorum. Günübirlik geldim ama sık geldiğim bir yer. Her gelmemde de bazı değişiklikler görüyorum. Güzel şeyler bunlar. Ama Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi daha da iyi olabilir. Çünkü Kahramanmaraş'ımız ülkemizin gelişmiş iller arasında 2-3 büyük şehre çıktığımız zaman ilk 10 içerisine girecek nitelikte, ölçekte bir il. Dolayısıyla bir Antep'le, bir Kayseri'yle, bir Adana'yla kıyasladığımız zaman ki bunlar komşu illerimiz, komşu büyükşehir illerimiz. Bunlarla kıyasladığımızda sanki Kahramanmaraş'ta biraz daha yapılacak çok şeyler, biraz daha yapılacak şeylerin olduğunu gözlemleyebiliyorum. İnşallah daha da iyi olur. Belediye başkanımız daha bir yılını doldurdu. Önünde kocaman bir 4 yıl daha var. İnşallah bu 4 yılı iyi değerlendirir. Güzel projelerin olduğunu ben görmüştüm. O projeleri de belli bir plan dahilinde umarım Kahramanmaraşlıların hizmetine sunacaktır. Bununla birlikte şunu da ifade edeyim. Keşke biraz daha ilçelerimize hizmet anlamında ilgi gösterseler daha çok memnun olurum. Peki şunu da yapsay dediğiniz bir hizmet var mı? Yani Maraş için yok. Çünkü ben Maraş'ta yaşamıyorum, bilmiyorum. Maraş için yok. Ama ilçelerimizde özellikle altyapı çalışmaları ve içme suyu şebekeleriyle ilgili, park ve bahçelerle ilgili çalışma yapılabilir. Şahsen ben belediyecilik hizmetinden pek memnun değilim. Neden? Çünkü doğru düzgün bir çalışmaları yok. Hani tamam 12 Şubat çalışıyor ama Dulkadiroğlu'nda aynısını göremiyorum. Nedir sizce? Şu da olsaydı iyi olur dediğiniz hizmet ne? Mesela daha çok park bahçe gibi yapmaları. Onlara daha çok önem veriyorum. Özellikle şu korona döneminde biraz gidip nefes alacağımız bir yerlerin olması daha iyi olacak gibi geliyor. Belediyeciliği çok fazla ben beğenmiyorum. Ben Malatya'da okuyorum aynı zamanda. Malatya Belediyesi ile burayı karşılaştırdığım zaman arasında dağlar kadar fark görüyorum. Peki efendim en iyi hizmet veren hangisi sizce Kahramanmaraş'a? Kahramanmaraş'a bence 12 Şubat Belediyesi. Hizmetlerinden Kahramanmaraş'taki belediyelerin daha doğrusu. Genel evet, soruyorum. Evet. Memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Neden? Neden mi derken yani hiç ilgi alaka yok. Hep torpil belediye başkanı, torpil ne derler ona işçisi memuru oldu. Ben Molla Güran'ın mahallesinde Sümbüllü Karacı olan parkı var. Allah rızası için gelsin baksınlar. Kış bittikten sonra o park bir gün sulanmış mı? Şu anda verilen milli hizmet ölüp gediği. Kimse bir görevli göndermiyor. Artı sen söyle ben nereden baksam bu yaz mevsimi başladı 15-20 kere bu park içinde aradım. Parklar olmuş yanlış yer. İlgi alaka hiç yok. Pislikten görük mü? Kolay bu. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Siyasette tamam Cumhurbaşkanı'na bir şey dediğim yok. Tam tersine vermemiz lazım ki hizmet görmemiz için. Biz Maraşlı olarak hiç bunu düşünmüyoruz. İşte bu gelmiş tamam gelebilir. Amenna ve sadakla. Ama hizmet olarak yok. İlgi alaka yok.
bir müdür memurunu ve işçisini göreve gönderemiyor. Şu anda sıkıntılar bu şekilde. Kahramanmaraş'taki belediyelerin hizmetinden memnun musunuz? Ben memnunum. Şimdi şöyle memnunum. Bir tek şeyinden memnun değilim. Diğer bütün işlerinden hepsinden memnunum. Nedir o? Bir temizlik işinden memnun değilim. Ben Dumlupınar Mahallesi'nde oturuyorum. 13. sokakta. 13. sokağa bir temizlik görevlisi girmiyor. Çöp arabaları giriyor ama temizlemek için normalde el arabalığı da giren çöpçü yok. Ben bundan şikayetçiyim. Sadece diğer işlerinden hepsinden memnunum. Allah razı olsun. 12 Şubat'la Büyükşehir. 12 Şubat Belediyesi'yle Hanifi Mahçiçek'le, yani Hanifi Mahçiçek'ten de Allah razı olsun. O da güzel çalışıyor. Ondan da memnunuz. Diğer başkanımızın tam ismini hatırlayamıyorum. Bilmiyorum. Hayrettin Güngör. Hayrettin Güngör. İşte ondan da memnunuz. O da çok çalışıyor. Yok değilim. Neden? Çalışma yapmıyorlar. Mesela köyler olsun. Ben Kertmen köyündenim. Ilıcan'ım oradanım. Ben şu andaki belediyenin daha hiçbir aracını görmedim orada çalıştığını. Şu anda hiç memnun değilim. Yine eskiler buna göre nazaran biraz daha iyiydi. Peki şunu da yapsaydı çok iyi olurdu dediniz. Neler var? Hizmet olarak, belediyecilik hizmet olarak. Hizmet olarak da vatandaşın taleplerini biraz dikkate alsa daha iyi olurdu. Ama çok dikkate almadılar.